Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Amma ba'd. Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Yeni bir sünneti yaşamak başlığı altında hadis sohbetimize başlıyoruz. Yine İmam Nesai'nin adetimiz veçile o güzel kitabı Amelül Yevm ve Leylesinden 186. numaralı hadisi şerifte kalmıştık. Devam ediyoruz inşallah. Kitabın, bizim takip ettiğimiz kitabın 224. sayfasında. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yekulu izâ nâdâhu. Hadislerin başlığı, ona nida olunduğunda, çağrıldığında ne der idi? Başlığı altında. Demek ki buradan Peygamberimizin bir sünnetini öğreneceğiz. İnşallah biz de hayatımızda uygulamaya çalışacağız. Birisi bizi çağırdığı zaman ona dönerken nasıl döneceğiz ve ne cevap vererek döneceğiz? Akbarana Amr ibn Ali diye başlıyor İmam Nesai, hadisi bundan almış. O ondan, o ondan. Efendim, an Enes, an Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Hazreti Enes'ten, o da Muaz bin Cebel'den almış. Kale buyurdu ki, Muaz bin Cebel'in yukarıda bir hadis-i şerifini okumuştuk ve o sırada kendisinden kısa bir bilgi vermiştik. Sahabenin en genç, helal haramı fıkhı en iyi bilenlerinden, Kur'an-ı Kerim muallimi, Allah yolunda çok infak eder, Peygamberimizin sağlığında koca Yemen kıtasına gönderilmiş kadı ve tahsildar olarak mübarek bir sahabi olduğunu, ilim aşığı olduğunu, Peygamberimizin vefatından sonra da büyük bir öğretmen olup çok tabiilerden alim yetiştirdiğini biliyoruz. Allah rahmet eylesin, şefaatine mazhar eylesin inşallah. Diyor ki, küntü ben idim, redifen nebiyyi, nebinin redifi idim. Yani terkisinde idim sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz ne mütevazi bir insandı. Yani eşeğe de binerdi, ata da binerdi, deveye de binerdi. Zamanımızın liderlerini ya da eşrafını eşeğe bindirebilir misiniz? Utanır binmezler yani. Bırakın Peygamberimiz binmesini, arkasına, terkisine adam da bindirirdi. Kucağına çocuk alırdı, arkasına adam alırdı. Büyük bir ihtimal bu olay, başka yerlerden öğrendiğimize göre Tebuk seferine giderken ceryan ediyor. Devenin arkasında gidiyorlar. Ve ma beyni ve beynehu, benimle onun arasında bir vasıta yoktu illa ahiretel rahil. Bu rahilin, yani develerin üstüne koran işte semerbari aletin arkası vardı. Fakale dedi ki, ya Muaz, ey Muaz. Tabi Peygamberimiz ön tarafında, kendisi arka tarafında. Peygamberimiz onu görmüyor fakat sesleniyor. Ey Muaz! Ve kultu, ben dedim ki, lebbeyke ya Resulallah ve sa'deyk. Lebbeyk, buyur ya Resulallah. Başım gözüm üstüne diye Türkçemizde tercüme edebiliriz. Ve sa'deyk. Kelimenin kökü saadetten geliyor biliyorsunuz. Kale dedi ki, etedri, sen bilir misin, ma hakkullah, Allah'ın hakkı nedir, alel ibad, kulları üstünde. Allah'ın kulları üstündeki hakkı nedir, bilir misin? Kultu, ben dedim ki, Allahu ve Resuluhu a'lem, Allah ve Resulü en iyi bilendir. Kale, dedi ki,
Hakkullahi alel ibad, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı en ya'buduhu, ona ibadet etmeleridir. Ve la yuşriku bihi şey'en, ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Sümme kâle, Peygamberimiz bir müddet sustu. Durdu. Sonra dedi ki, ya Muaz bin Cebel, bu sefer babasının adını da söyledi maşallah. Ey Muaz bin Cebel, kultu, dedim ki, lebbeyke ya Resulallah ve sadeyk, buyur, gözlerin aydın olsun, Allah seni mesut bahtiyar eylesin, ya Resulallah emir buyur anlamında. Kale dedi ki, hel tedri, sen bilir misin, ma hakkul ibad, kulların hakkı nedir? Alallah, Allah üstünde. İza faalu zalik, bunu yaparlarsa. Bundan kasıt neydi? Kulların vazifesi Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. Bunu yaparlarsa Allah'tan alacakları nedir? Hakkul ibad. Biraz sonra bunları konuşalım. Kultu, ben dedim ki, Allahu ve Resuluhu alem, Allah ve Resulü en iyi bilendir. Evet, Türkçemizde daha iyi bilendir anlamı diye tercüme ediyorlar kitaplarda. Halbuki bu siga ismi taftildir. Allahu Ekber gibi, Ekber, alem. Türkçede öyle de olabilir mi? Olabilir yani. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Daha iyi bilir. Arada çok fark var mı arkadaşlar? Allah ve Resulü daha iyi bilir ile Allah ve Resulü en iyi bilendir. Allah ve Resulü'nün en iyi bilir oluşunu, en iyi bilendir sözü daha güzel ifade ediyor Allah orada. Kale, diğerinde ben de biliyorum ifadesi var sanki. Evet, başkası da bilir gibi. Kale dedi ki, hakkuhum aleyhi, onların onun üzerindeki hakkı, ellâ yuazzibahum, onlara azap etmemesidir. Zamirlerin güzel konuşulması, anlayışlı insanlar karşısında olursa böyle muhatap, uzun uzun konuşmaktan insanı, efendim, dolayısıyla gereksiz yere yorulmaktan nasıl muhafaza ediyor? Hakkuhum aleyhi, yani hakkul ibad alallah anlamında çözerseniz, hiç bunlara gerek kalmadan zamirlerle götürüyorlar manayı. Kulların hakkı Allah üzerinde, onlara azap etmemesidir. Değerli kardeşlerim, benim böyle çok hayran olduğum, sevdiğim hadis-i şeriflerden bir tanesidir bu. Bir zamanlar aklımda bir plan vardı. Hoşuma giden, hatta hoşuma gitmekten öte çarpıldığım hadisler diye bir çarpıldığım serisi yazmak isterdim. Çarpıldığım ayetler, böyle adamı çarpan, sarsan, dikkatini çeken, çarpıldığım hadisler, çarpıldığım olaylar, kıssalar gibi, çarpıldığım insanlar, yani eserinden veya kendisini görmekle istifade ettiğim, hayran kaldığım insanlar. Böyle bir seriyi bilemiyorum. Meşguliyetlerimizden yazabilir miyiz? İşte bu öyle benim çarpıldığım ya da çok hoşuma giden hadis-i şeriflerden bir tanesidir. Şimdi Peygamberimiz ve Muaz bin Cebel ordunun içerisinde yola çıkmışlar, gidiyorlar. Bizim memleketlerde derlerdi ki, böyle biz çocuktuk işte o zaman, en uzak gittiğimiz yer bizim Ilıca olurdu. Bu Ceyhan'ın üzerine baraj bağlanmadan evvel köyün altında olduğu için giderken kopa kopa giderdik. Eniş aşağı da gelirken efendim çıkmak çok zor olurdu. Yolda laflamak yolu kısaltır derlerdi. Bunun için anlatıyorum. O bakımdan yanında bir arkadaş olursa laflaya laflaya gidersin, yol kısalır.
neşelenir, yorgunluğun gider. Bunu bulamayan insanlar da dikkat ederseniz öyle köy yerlerinde, dağ başlarında, yalnız yerlerde adam bir türkü tutturur gider yani. Demek ki o da bir yoldaş oluyor kendine. Şimdi ashab-ı kiramlarla beraber uzun bir yolculuğa çıkmışlar Peygamberimiz. Tebuğ'a doğru gidiyorlar. Koskoca Bizans İmparatorluğu'na. Yani o Tebuk seferinin şartlarını bir hatırlayın. O sene kıtlık var, mevsim, hava çok sıcak, efendim, 3 aylık uzun bir mesafe, çarpışacakları düşman, düzenli ordulara sahip bir imparatorluk ordusu, Bizans İmparatorluğu. Böyle çok zor. O yüzden bu sefere Ceyşul Usre derler. Zorluk seferi, zorluk ordusu. Efendim, burada çok insanlar döküldüler yani. Bazı münafıklar zaten iyice açığa çıktı, rezil oldu. Bazı Müslümanlar bile katılamadılar. Kendilerini çok kötü duruma düşürdüler vesaire. Zor bir sefer. Şimdi Peygamberimiz terkisine Muaz bin Cebel'i almış. Muaz bin Cebel'i alışı dikkatimizi çekiyor. Demek ki bu gibi yakınlıklara layık olmak ayrı bir güzellik. Yani Peygamberimiz Muaz bin Cebel'i seçerken hiç şüphesiz onun ilme olan hevesini, ahlakının güzelliğini, efendim, bütün bunları hesap ederek alıyor. Layık olmuş ki kendisini terkisini almış. Şimdi terkisini almak da bir güzellik. Nasıl? Yani Peygamberimiz o devletin devlet başkanı ya. O zamanların tabiriyle kralı yani, padişahı, devlet başkanı. Tabi Peygamberimize kral denmez. Çünkü krallığın rejim olarak belli bir yönetim anlayışı, zihniyeti var. Peygamberimiz öyle değil. Bugünkü tabirle başkan gibidir. Çünkü Peygamberimiz danışa danışa, istişare ede ede işleri götürürdü. Yani Peygamber kendisi, din kendisinden öğretiliyor. Buna rağmen Allah Celle Celaluhu feşavirhum fil emir işlerde onlarla istişare et diyor. Dünyevi işler tabi bunlar. Din işlerinde aynen Muaz bin Cebel Allah ve Resulü en iyi bilendir dediği gibi öyle derler. Ama dünyevi işleri nasıl yapacak? Peygamberimiz kadar istişare eden insan yoktu. Devleti yönetirken de istişare ederdi. Böylece krallık ya da diktatörlük değildi onun yönetimi. Modern bir devlet başkanı vasfını göstermiştir. Bugünkü demokrasiler Peygamberimizin hayatından çok ders alabilirler. Ve bu öyle bir devlet başkanıdır ki kendisine hiçbir zaman özel bir statü tanımamıştır. Halkın arasında gidiyor, arkasına da terkisine adam bildiriyor. Halbuki bugünün bile demokratik ülkeleri bile bırakın krallıkları, diktatörlükleri bir devlet başkanı giderken arabasında yalnız olur, etrafında korumaları olur, kimseyi yanına yaklaştırmazlar, büyük bir resmiyet içerisinde gider. Alayış ve deptebe, gurur ve kibir içerisinde. Peygamberimizin sıradan bir insan gibi gidişine bak. Onun insanlara tavsiyesi hep İnsanlar arasında sıradan bir insan gibi olun derdi. Kendinize özel bir statü, özel bir konum, özel bir paye beklemeyin derdi. Meclise girdiği zaman özel bir koltuğu, özel bir döşeğe binderi yoktu. Nerede boş bulursa oraya otururdu Peygamberimiz. Subhanallah. Böyle bir devlet düşünebiliyor musunuz? Ne kadar insani. Evet, arkasına bir delikanlıyı alıp yola gitmesi bile büyük bir örneklik yani. Ne büyük bir insan. Bu Bizans'a kafa tutan bir devlet başkanı. Fakat vaziyeti bu. Bu içindeki o kulluğu, tevazuyu, güzel ahlakı gösteriyor. Ve o kadar yakın ki ve ma beyni ve beynehu illa ahiretir rahil. Yani devenin o semerinin işte arka kaşı var sadece aramızda. Bu kadar yakınlar yani Peygamberimizle Muaz bin Cebel. Yanına bu kadar insanı sokulmasına izin vermek de ayrı bir tevazudur.
Tabi burada bir hayvana binmenin mecburiyeti de var. Yoksa değerli kardeşlerim, bir hayvana binme değil de bir odada filan oturuyorsak, böyle bir hoca efendinin yanına, öğretmenimizin, alimin yanına ya da büyüklerin yanına, dizinin dibine, tabiri caizse burnunun dibine kadar sokulmamak da gerekir. O da adaba aykırıdır. Biraz mesafe. Bu mesafe ne kadar olmalıdır? Talim-ül Mutallim kitabından aklımda kalan, bir insan kollarını böyle açtığı zaman efendim bu kadarlık bir mesafe. Ya da Müslümanlar ok atıyorlar ya, yaylar olur. Yay kadar bir mesafe olması lazım. Bundan daha fazla sokulması hoş değil. Nitekim hatırlar mısınız? Cebrail aleyhisselam bir insan kılığında gelip peygamberimize soru sorurken dizini dizine kadar dayadı diyordu. Sahabeler onun bu kadar yakın olmasını yadırgamışlardı. Evet. Fekale peygamberimiz ya Muaz dedi. Ey Muaz. Fekultu ben dedim ki lebbeyk ya Resulallah ve sadeyk. Şimdi sözü ne kadar güzelleştirerek söylüyor cevap verirken. Buyur ya Resulallah. Allah sana göz aydınlığı versin. Sen iyi, mesut ve bahtiyar eylesin anlamında. Allahu alem, hadisin başlığı da bunu gösteriyor. Hadisimizin başlığı ma yakul İze nadahu, kendisine nida edildiğinde, seslenildiğinde ne cevap verirdi? Demek ki böyle cevap vermek çok güzel. Nitekim Peygamberimiz böyle cevap vermeyi benimsediği için susuyor. Değerli kardeşlerim, bu hadis-i şerifin bize ulaşması, diğer hadis kitaplarını hatırlıyorum ben, birçok yoldan olmuş. Bunların bir şekli de şöyle geliyordu. Bu hadis-i şerif, aynı hadisi, ya Muaz dedi, ben lebbeyk ya Resulallah ve sadeyk dedim, durdu Peygamberimiz, bir müddet gittik, 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 ben bekliyorum, bir kere daha ya Muaz dedi, lebbeyk ya Resulallah ve sadeyk dedim. Bir müddet daha gitti gitti gitti. Ya Muaz dedi üçüncü kere ben yine lebbeyk ya Resulallah ve sadeyk diye cevap verdim. Ondan sonra etedri diye sorusunu sordu diyor. Burada da yol uzun, bir mevzu lazım. Yolu kolaylaştırmak için bir, ikincisi bunu söylemiştik. Peygamberimiz müthiş bir öğretmendir. Öğretmenlikte bize işte aynı zamanda eğitim sosyolojisi, eğitim psikolojisi gibi dersler vermişlerdi üniversitede okurken öğretmen olacağız diye. Böyle öğrencilerin dikkatini çekme ya da anlatacağım bir konunun dikkatini çekmek gerekir. Buna onların kendi dilinde batıdan geldiği için ben pek kullanmıyorum ama motivasyon diyorlar. İlgisini çekme. Bu her zaman olur. Yani ilgiyi çekebilirseniz, sizi can kulağıyla dinleyebilirlerse sözünüzü rahat anlarlar. Efendim, Peygamberimiz çok iyi bir öğretmendi. Zaten ene buistu muallimen, ben muallim olarak gönderildim diyordu. Yani muallim, eskiden muallim derlerdi öğretmene. İşte muallim Abdullah Efendi vardı, Darendeli. Kulaklarını çınlatalım, rahmet okuyalım inşallah yeri gelince. Allah nur içinde yatırsın, şefaatine mazhar eylesin. Babamın hocası, benim de tanımaktan efendim iftihar ettiğim bir mübarek zat-ı şerif. Evet. Ya Muaz, lebbeyk ya Resulallah ve sadeyk. Ne anlatıyorduk? Şimdi Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle dikkat çekmesine dair çok örnekleri var. Bir tanesini hatırlatayım size. Mesela meşhur veda haccını bilmeyen Müslüman yoktur.
veda haccında değişik yerlerde konuşmuş, onları toplamış da bir hutbe halinde veda hutbesi diye bugün elimizde basılı ve çok yaygın bir hutbe. İnsan hakları evrensel beyannamesinin özeti orada zaten. Peygamberimiz o konuşmayı yaparken burası neresidir diyor. Hangi aydayız diyor. Hangi gündeyiz diyor. Peygamberimizin bunları sorarken bilmemesi mümkün mü? Mümkün değil. Neden? Haccın kabul olması için Hac ayının, Zilhicce ayının 9'unda Arafat'ta olacaksınız. Bir gün evvel ya da bir gün sonra olsanız olmaz. 9'unda orada olacaksınız. O yüzden Arafat'talar. Arafat'ta o kadar mahşeri bir kalabalık, milyonlarca, oranın Arafat olduğunu Peygamberimiz bilmiyor olabilir mi? Bugün hangi gündür diyor. Burası da soruyor. Bu ne diyor Peygamberimiz? Ne demek istiyor acaba? Bunları biliyor ama gibi dikkat çekiyor. Herkes ne söyleyecek de ona bakıyor. O yüzden bir şey öğretirken dikkat çekmek ya da adam gözü kulağı başka yerdeyse onu kendine bağlamak çok önemli. O yüzden Peygamber Efendimiz ya Muaz, ya Muaz diye 3 defa tekrarlamış. Onun gözünü, kulağını, elini, ayağını açmış ve pür dikkat ne diyecek Peygamberimiz diye bekliyor şimdi. Ha, tam hazır olduğu an lafı kendine koyar Peygamberimiz, diyeceğini der Muaz radıyallahu anh ya da dinleyen bir daha onu unutmaz. Fakale dedi ki etedri, sen biliyor musun? Ma hakkullah alel ibad. Allah'ın ibad yani abd, abdın çoğulu kulları üzerinde hakkı nedir? Yine motivasyon. Peygamberimiz doğrudan doğruya Allah'ın kulların üzerinde hakkını söylese olurdu değil mi arkadaşlar? Allah'ın kullar üzerinde bir hakkı vardır. Ona ibadet etmeleri ve ortak koşmamaları. Fakat öyle değil. Hem yolu gidiyorlar, kolaylaştırıyorlar, hem de ona soru sorarak ilgisini çekiyor. Diyor, etedili sen biliyor musun? Ve dikkat çekmenin en önemli yollarından bir tanesi soru sormaktır. Soru. Soru insanı uyandırır. Soru zihni çalıştırır. Soru biliyor muydum, bilmiyor muydum? Hemen insan bir havaya girer. Bilmiyorsa öğrenmek ister. Biliyorsa biliyorum, biliyorum der. Onun mutluluğunu yaşar. Yani şöyle üzerine soğuk su dökülmüş gibi insanın şuurunu canlandırır. O bakımdan soru yerinde olursa çok iyi olur. Değerli kardeşlerim, ama yerinde olacak. Soru var öğrenmek için. Soru var öğretmek için. Soru var denemek için, imtihan etmek için olur. Soru var azarlamak için olur. Soru var cezalandırmak için olur. Soru var dilenmek için olur. Yani soruların çok çeşitleri var. Buradaki Peygamber Efendimizin bu sorusu da onun dikkatini çekmek için bir soru soruyor tabi. Sorunun güzeli güzeldir. Tabi çirkin olan soru da yani bazen insanlarla işte alay etmek, aşağılamak veya cezalandırmak gibi bunlar da olumsuz sorulardır. Gereksiz soru, lüzumsuz soru Peygamberimizi üzerdi, kızdırırdı. Hatta geçmiş ümmetlerden bir tanesinin gereksiz soru sordukları yüzünden helak olduklarını beyan buyurmuştu. Efendim... Ben andında öğretmen olarak tayin oldum. İşte camiye gittik. Orada Müslümanlarla tanışıyoruz. Bir tanesiyle bizi tanıştırdılar. Bu yeni din ders öğretmenimiz diye. Sene 77. Hemen bir tane, hocam sana bir soru sorabilir miyim dedi. Buyur dedim ben de. İşte falan adamın şöyle bir miras olmuş falan dedi. Yanımdaki çok akıllı, şuurlu bir Müslüman vardı. Kolumdan tuttu beni. Hocam ezan okunmak üzere camiye girelim dedi. Ve sert bir şekilde çekti. Ben şimdi bir Müslümanın sorusunu dinlememek ayıp olur diye
Ona da biraz direndim. Bir soru soruldu, onu bir cevap verin dedim. O bıraktı gitti. Onun o bırakıp gitmesi de bana garip geldi. Yeni tanışıyoruz, adamın huyunu suyunu bilmiyorum. Sonra camiden sonra buluştuk, dedi ki hocam yahu dedi, bu adam sana öğrenmek için sormuyor. Ben bunun huyunu biliyorum. Bir hoca gördü mü bir tane şey ezberlemiş bu bir şey. İşte bu bir ezberlemiş. Herkese soran o dedi. Yani sana bilmiyor da söyle diye seni haddini bilmez adam imtihan ediyor dedi. Ben ona kızdığım için sana gidek dedim dedi. Sonra benim yanımda kaç kişiye aynı soruyu sorduğunu duydum yani. Hoş değil bunlar ya. Ama yerinde soru ilim öğretir. Hatta soru ilmin kapısıdır denir. Evet, gevezelik olsun diye, iş olsun diye karşımızdakini imtihan etmek niyetiyle soru sormak da hoş değil. Etedri ma hakkullah alel ibad sorusuyla dikkatini çekti Peygamberimiz. Kultu ben dedim ki diyor, Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Veya çok yaygın tercüme olduğu gibi daha iyi bilendir. Değerli kardeşlerim, bu da bir edeptir. Şimdi karşımızdaki insan bize bir soru soruyor ve biz hemen onu biliyoruz, biliyoruz belki de birden atılmayalım. Siz daha iyi bilirsiniz efendim. Mesela o bugün Resulullah değil, bir alim bize bir soru sordu. Siz daha sen ne biliyorsun diye bize tekrar sorarsa bildiğimizi söyleriz. Demek ki soru karşısında bu da bir tevazudur, alttan almadır. Tevazu ahlakın seyyididir, efendisidir, zirvesidir. Tevazu ve mahviyet sahibi insan en ahlaklı insandır. Evet, ahlak çok şubeleri var. Huylar, güzel huylar çoktur ama bir insanda tevazu varsa zirveye çıkmış demektir. Kale dedi ki Peygamberimiz sorusunun cevabı olarak, Hakkullahi Allah'ın hakkı alel ibad kulları üzerinde nedir? En ya'buduhu o kulların ona yani Allah'a ibadet etmeleridir. Ve la yuşriku bihi o Allah'a ortak koşmamalıdır şeyen hiçbir şeyi. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ancak Allah'a ibadet olur değil mi? Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun. Lekum dinukum ve liye din. Allah'a kulluk. Bu dinin özü budur. Allah ne emreder? Kul ona boyun eğer. İslam kelime manasıyla da bir yerden silme, barışa, huzura girmek, bir yandan da Allah'a teslim olmaktır. Müslüman Allah'a teslim olan insandır. Kendi iradesinden çıkar, Allah ne buyurmuşsa onun iradesine teslim olur. En ya'buduhu ve la yüşrikü bihi şeyen. Sümme kâle, sonra dedi ki diyor, biz demin tercüme ederken dikkat ederseniz bir müddet yol aldıktan sonra dedik. O Arapçadaki sümme kelimesinden kaynaklanıyor. Şimdi her dilde takip edatlı olur ya, biz de mesela ve deriz. Ali geldi ve şöyle şöyle söyledi. Yani geldi ve hemen arkasından vakit geçirmeden. Arapçada da böyledir. Ve kâle deseydi hemen söyledi artık. Sümme deyince bir müddet sonra anlaşılıyor. Kale dedi. Ya Muaz bin Cebel. Ey Cebeloğlu Muaz. Kultu ben dedim ki Lebbeyke ya Resulallah ve sadeyk. Kale buyurdu ki Hel tedri biliyor musun? Ma hakkul ibad. Kulların hakkı nedir? Alallah. Allah üstünde. Değerli kardeşlerim, tercüme ederken biz nezaket göstermeye çalışıyoruz ama Peygamberimiz ve Araplar maksadı anladıkları için hiç böyle şeylere yorulmuyorlar. Yani burada Allah Celle Celaluhu tabi yerleri gökleri yaratan,
maddi, manevi her rızkı hem kullarına hem bütün yarattıklarına meccanen ihsan eden Rabb-ı Zülcelal'dır. Kulların onun üzerinde ne hakkı olabilir ki? Varlıklarını ona borçlu. Yoktan var eden odur. Nimetlerini veren odur. Burada hak söz konusu değildir. Hel tedri ma hakkul ibad alallah. Kulların Allah üstündeki hakkı nedir sorusunu işte biz Türkiye'deki insanlara tercüme ederken biraz düşünmek zorunda kalıyoruz. İslami bir eğitim olsaydı bundan maksadın ne olduğunu herkes anlardı ve sen de dümdüz tercüme ederdin. Yani bunu yaparlarsa kulların Allah'ta hakkı nedir? Hemen birisi ya kulların Allah'ta hakkı mı olur ki diye sorar. Bu maksadı anlamamaktır. Yani kullar Cenab-ı Allah'ın kendilerinden istediği sadece kendisine ibadet etme ve hiçbir şeyi ortak koşmama işini güzelce yaparlarsa Allah'a layık olan ya da bunlara mükafat olarak Allah'ın vereceği ihsanı, lütfu ne olur anlamındadır. Yani hak kelimesini böyle anlayacağız yani. Evet. Hakkul ibad, kulların hakkı alallah, Allah'ta. Allah'a karşı hak mı olur diye bir itiraz edebilir. İtirazın da haklı da olabilir. Efendim, Türkçe'de güzel bir söz var. Söyleyenden anlayan us gerekmiş. Us, akıllı olmak değil mi? Anlayışlı olmak. Sözün maksadını iyi anlamak lazım. Evet, kullar böyle yaparlarsa, ne yaparlarsa, tekrar edelim. Tekrarı ahsen velevkenle 180. Allah'a ibadet ederlerse ve ona ortak koşmazlarsa, Allah'ın bu kullar üzerinde hakkıdır. Peki kulların Allah'ta hakkı nedir? Yani alacakları mükafatı nedir? Cenab-ı Allah'ın zatına layık olan nedir? Kultu ben dedim ki, Allahu ve Resuluhu alem. Gene mütevazi bir cevap. Kale dedi ki, hakkuhum aleyhi, o kulların onun üzerindeki, yani Allah üzerindeki hakları, ellâ yu'azzibahum, onlara azap etmemesidir. Allah Celle Celaluhu kendisine ibadet eden ve kendisine ortak, hiçbir şeyi ortak koşmayan kullarına azap etmeyecektir. Cennetini onlar için hazırlamıştır. Öldükten sonra tekrar dirildik. Ahiret hayatı başladığında artık ölüm, cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme gittikten sonra evet ölüm bir koç şeklinde getirilip meydana boğazlanacaktır. Artık ölüm yok. Sonsuz bir hayat başlar ve bu sonsuz Allah'ın Müslümanlar hiçbir azap görmeden, sıkıntı görmeden, üzüntü görmeden, korku keder görmeden daimi bir mutluluk içerisinde yaşayacaklardır inşallah. Değerli kardeşlerim, bu hadis-i şeriflerin arkasında fazladan diğer hadislerde bazı bilgiler de var. O hadis kitaplarından okuduğumuza göre Muaz bin Cebel, ya Resulallah bunu kullara haber vereyim mi diyor, şimdilik söyleme diyor Peygamberimiz. Bazılar bunu anlamaz ve ameli bırakabilirler. Bundan daha şeyleri var. Peygamberimizin böyle La ilahe illallah diyen cennete gider. Tabi La ilahe illallah otomatikman Muhammedun Resulullah demeyi de gerektirir. Bazı hadislerde bu ilave de var. Bu ilave olmadan sözü kestirme söylediği de var. Burada yanlış anlamamak lazım. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir peygamber olarak Allah'tan alıp getirmiş olduğu dini mübini İslam'ın temel esaslarını yerine getirmek ve büyük günahlardan kaçınmayı otomatikmen iktiza eder, gerektirir. Bunu yapmak, buna teslim olmak anlamındadır.
Ancak böyle bazı şeyler daha vardır. Mesela Peygamberimiz bir gün arkadaşlarıyla beraber otururken kalktı gitti kimseye haber vermeden. Biraz gelmesi gecikti. Acaba işte defi hacet için gitti, bir abdest daha alır, gelir diye beklediler. Bu kadar vakit geçince endişelendiler. Çünkü Mekke'de bir Yahudi tehlikesi var. Peygamberimize suikast da olabilir. Medine çok rahat bir yer değildi o zaman. Medine'deler. Herkes Peygamberimizi aramaya gitti. Ebu Hureyre Efendimiz diyor ki, Peygamberimiz zaman zaman bir efendinin bahçesine giderdi. Orada hurmaların altında serinlerdi. Bunu bir iki defa bildiğim için ben de oraya gittim diyor. Baktım Peygamberimiz orada diyor. Biraz hadisi şerif uzun, ben kısaltayım onu. Sen misin Ebu Hureyre? Evet ya Resulallah. Hayırdır? Endişelendik ya Resulallah sen gelmeyince diyor. Peygamberimizin babuşları orada. Diyor ki şu babuşları al diyor. Git diyor geldiğin yere dikil. Al o bahçenin kapısına. Karşına çıkan Müslümanlara de ki bu babuşların sahibi söylüyor bunu. Kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse canı yürekten cennete gider diyor. Ebu Hureyre Efendimiz sevinerek alıyor pabuçlarını Peygamberimizin bahçenin kapısına varıyor. Karşısına ilk çıkan da Hazreti Ömer oluyor. Şansından. Diyor ki ona pabuçları göstererek. Peygamberimiz buyurdu ki kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse canı yürekten cennete gider diye. Hazreti Ömer göğsünün üstüne vurunca arkamın üstüne yere düşürdü beni diyor. Canım yanımdı, gözlerimden yaş boşandı diyor. Böyle söyleme dedi diyor. Ya ben elçiyim, peygamberimizin söyle dediğini söylüyorum. O mu söyledi? Evet işte pabuçlar da bu, düş önüme beni ona götür dedi diyor. Biz peygamberimize varınca bana şöyle bir baktı diyor peygamberimiz. Yani belli benim halimden. Hayırdır Ebu Hureyre? Ya Resulallah ben dediğini tebliğ ettim karşımdan çıkan Ömer'e. Vurunca yere yıktı beni diyor. Canım yandı ağladım diyor. Öyle mi yaptın? Evet ya Resulallah. Sen böyle söyledin mi diyor. Evet diyor. Gözümü severim ya Resulallah. Kurbanın olurum. Böyle söyleme diyor Hazreti Ömer. Sen böyle söylersen millet ameli terk eder diyor. Namazı terk eder, orucu terk eder. Ya nasıl olsa la ilahe illallah Muhammedun Resul deyince cehennemde yanmayacağımızı derler, yanlış anlarlar. Diyor, ameli terk ederler diyor. Peki diyor Peygamberimiz. Bu hadis-i şerifler böyle geniş hadis kitaplarında burada da görüyoruz arkadaşlar. Aynı hadisi farklı farklı rivayet ediyorlar. O hadis-i şerifin de farklı gelişleri var. Birisinde Peygamberimiz peki öyle olsun diyor. Söylemeyelim. İkincisinde itimat ederlerse etsinler. Söyleyin diyor Peygamberimiz. Muaz bin Cebel bunu diyor ya Resulallah millete haber vereyim mi diyor. Verme diyor Peygamberimiz. Şimdilik verme diyor. Bunun yanında kalmış bu hadis-i şerif. Mübarek vefat etmek üzere ölüm döşeğindeyken diyor ki size bildiğim ve bu zamana kadar söylemediğim bir hadis-i şerifi söylemek istiyorum. Bunu söylememe niyetindeydim ama Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. İlmi gizleyen insanlar hakkında işte şöyle 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 Allah'ın ve her şeyin laneti var diyor. Ben ona efendim ondan korktuğum için ölürken işte size bunu söylüyorum. İlmi gizlemiş olmamak için diye bu hadis-i şerifi ölüm döşeğinde söylemiş. Ama hakikaten Müslümanlar için çok sevindirici bir hadis-i şerif. Allah'ın hakkı onu icra ederlerse kulların hakkı. Sübhanallah. 187. hadis-i şerif Akbarana Abde. Devam ediyor senet. Efendim. Muhammed bin Hatip Gal.
Muhammed bin Hatip radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Ne şanslı bir yavrucak imiş zamanında. Tenaveltü kidren, bir kazanı tuttum diyor. Kânetli, benimdi. Benim kendi bir kazanımı tuttum. Fahtarakat yedi, elim yandı. Demek ki kazanı ateşin üstünden almış, onu da çok sıcak, dikkatsizce almış, elini yakmış. Biraz da çocukmuş. Çocuk olduğu, yaşının küçük olduğu biraz sonraki ifadelerden anlaşılıyor. Evet, ateşin üstünde biz tamamlayalım artık. Kızgın bir, bizim bir kazan vardı. Onu tuttum, elim yandı. Fantalakat bi ümmi, peygamberimiz aldı beni götürdü. İlâ racülin, bir adamın yanına. Câlisin, o adam oturmuş. Fil cebbâne, cebbânede. Cebbâne bir mevkinin adı diyorlar. Efendim, cebbâne deyince bizim cibindirik aklıma geliyor, benim de öyle değil. Kelimenin köküne dikkat ediyor musunuz? Sülasisine cebbâne. Aslında cübün korkaklık manasına. Yukarıdaki hadislerde görmüştük. Peygamberimiz ne diyor? Euzü bike minel cübünü. Korkaklıktan sana sığınırım diyordu. Cebbane bir yerin adıymış. Peygamber, bir adam orada oturmuş diyor. Peygamber olduğunu bilmiyor şimdi bu daha. Böyle sıcak bir kazanı tuttum. Elim yandı. Anam beni aldı götürdü bir adama. Cebbane de oturmuş bir adama götürdü. Fekalet lehu, anam ona dedi ki, anam sözünü galet, oradaki fiilin çekiminden anlıyoruz değil mi arkadaşlar? Lehu, o oturan adama dedi ki, ya Resulallah, aha, buradan anlıyoruz ki o oturan peygamberimizmiş. Kendi bilmiyor çocuk ama anası biliyor. Gale, peygamberimiz dedi ki, yani cevap veriyor, ya Resulallah buyur diyecek. Lebbeyke ve sa'deyk dedi diyor. Sümme sonra ednetni minhu, ona beni yaklaştırdı. Feceale, başladı yetfülü, tıfıl duadan sonra biz böyle üfürüyor ve tütütü diyoruz ya arkadaşlar, işte onu söyleyelim, böyle hafif tükürük. Fecaale yetfelü tütü demeye başladı. Ve yetekellemu bi kelam, bir kelamla konuşuyordu o adam. Me edri, ben bilmiyorum mahu ve o nedir. Yani benim bilmediğim bir sözler söyleyerek okuyor ve benim üstüme böyle tütü tütü diye üfürüyor, tükürüyordu. Feseeltü, ben sordum ümmi, anneme, ba'de zalik, çok sonra. Mâ kâne yekûl, o ne diyordu? Anlamadığım bir şeyler söylüyordu, ne diyordu? Kâlet, annem dedi ki, kâne yekûlu, o şöyle söylüyordu. Yani peygamberimiz, kendisinin elinin yanmasını okuyor peygamberimiz. Ezhebel be'se rabben nâs. İşfi, ente şafi, la şafi illa ent diyordu diyor. Ben tabi çocuk, bunlardan hiçbir şey anlamamış. Peygamberimizin bu sözlerinin manası şöyle. Biz de bir ağrı, sızı gördüğümüz zaman böyle dua edebiliriz. İnşallah geçer. Ezhebel be'se rabben nas. Ey insanların Rabbi, sıkıntıyı gider. İşfi, şifa ver. Ente sen eşşafi, şifa verensin. La şafi, başka şafi, şifa veren yok. İlla ent, ancak sen varsın. Senden başka şifa veren yok. Allah'ım buna şifa ver. Sıkıntıları gider ey insanların Rabbi diye dua ediyormuş. Değerli kardeşlerim, bu hadis-i şeriften de çok güzel böyle manalar çıkarıyoruz.
Hele bir çocuğun hatırasını bize anlatması ne kadar hoş bir hatıra. Dikkatsiz davranmış, elini yakmış. Fakat şefkatli ve merhametli annesi, doktor yok o zaman, yapacak bir şey, bildiği bir şey yok. Doğru almış, peygamberimize götürmüş ve ya Resulallah, oğlumun canı yanıyor diye ona durumunu arz ediyor. Ya Resulallah deyince peygamberimiz lebbeyk ve sadeyk diyor onlara. Bu da hadis-i şerifin başlığını bir kere daha görelim. Ma yakulu ne dedi? İza nadahu mu diyor. Ma yakulu iza nadahu, ona nida ettiğinde, seslendiğinde, çağırdığında ne denir? Demek ki birisi bizi çağırsa, işte ey falan dese, lebbeyk ve sadeyk diye cevap vermek, karşıdakine değer vermektir. Efendim, onu sevindirir, mutlu eder. Müslüman, yukarıdaki hadislerde gördüğümüz gibi mütevazi olmalı ve her bir fırsatta din kardeşlerinin gönlüne sevinç, surur, efendim memnuniyet koymaya gayret etmelidir. Müslümanları sevindirmek bizatihi sadakadır. Bir adama seslenen bir adama lebbeyk ve sadeyk emret, buyur efendim ve sadeyk mutlu olasın, gözlerin aydın olsun gibi böyle güzel bir şekilde cevap vermek o adama efendim fevkalade hoşuna gider. O adamı mutlu eder yani. Kalbine sevinç koyar. İşte bu bir hem bir insan kazanma hem de sevap kazanmadır. O bakımdan konuşmalarımızda böyle güzellikleri, böyle nezaketi unutmamamız lazım. Çünkü kendisine hitap eden sözü çok güzel. Fekalet lehu, kadın ona dedi ki, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, Peygamberimizin özel bir ismi var. Ya Muhammed demiyor bakın. Sahabe böyle söylemezdi. Ve böyle söylemek de edebe aykırıdır. Peygamberimize icap etmedikçe adıyla hitap edilmez. Ya Resulallah, ya Nebiyyallah, yukarıda geçtiği gibi anam babam sana kurban olsun ya Resulallah gibi hitapla. O nazik davranmış. Peygamberimiz kendisine nezaketle seslenen kadına lebbeyk ve sadeyk diyor. Özellikle o zamanda kadınlar biraz daha böyle cemiyet içerisinde erkeklere nazaran hor görülen ya da değeri düşük varsayılandı. Peygamberimiz bu uygulamayı şiddetle nehyetti ve kaldırdı ve görüyorsunuz örnek oldu. Buyur diyor ona, emret diyor Peygamberimiz. Çok güzel bir davranış. Bunlardan, bu gibi laflardan hepimiz hoşlanırız arkadaşlar. Yani Müslümana değer verici, yeri geldiği zaman böyle lafları söylemeyiz. Birisi hocam dese, ben de ona efendim buyur, emrin olur ya da emir buyur, Allah senden razı olsun gibi iltifat edici sözler söylemem lazımmış demek. Değerli kardeşlerim, dil terbiyesi, İslam terbiyesinin en dikkati çeken ve bir insanda en önce görünen hususlardan bir tanesidir. Bir adamın terbiyeli olması konuşmasından belli olur. Konuşmaya başladığında önce terbiyesi, nezaketi, sonra da ilmi meydana çıkar yani bir insan. Müslüman nazik olur, kibar olur, terbiyeli olur ve her fırsatta karşıdaki insanın kalbine sevinç ve sürur koyar, memnun etmeye çalışır. O yüzden Peygamberimiz mesela selam verme örneğinde olduğu gibi birisi size Esselamu Aleyküm derse siz daha fazlasıyla ikram ediyorsunuz. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. O bir 10 sevap alır, siz 20 sevap alırsınız. Birisi size Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dese siz daha ziyadesiyle verin. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. 30 sevap alırsınız.
Ve adamın sevabını ne kadar selamını ciddiye alırsanız ve güzel cevap verirseniz adama verdiğiniz değerden adam mutlu olur. Bu Müslümanların otomatikmen kalplerini birbirine karşı yaklaştırır. Bir soğukluk varsa yıkar temizler ve kalbine sevinç doldurur. O adamı daha çok seversiniz. Güzel bir selam sevişmeye götürür insanı. Ben bunu çok denedim. Bizim yazılar arasında bu Anılar ve İbretler kitabımızda var. Bizim Post Bıyık ve Selam diye bir hatıram vardı. O çok okundu. Bana hala okuyan kardeşlerimiz, hocam şu Post Bıyık'ın selamını bir anlat derler. Ben onu anlatmayayım da evimizin önünden giden bir Müslümanı anlatayım. Evimizin önünden cadde var tabi. Böyle bir Müslüman geliyor karşıdan. Efendim, bir insan gelirken arkadaşlar ilk önce selam veren de kibir olmaz diyor Peygamberimiz. Çocuklara bile ilk önce kendisi selam verilmiş. Mesela karşıdan geliyor benim talebem. Ben ondan evvel selam verirsem benden kibir kalkar. Yoksa ben öğretmenim, işte ben onun hocasıyım, o benden küçük, o versin önce selam diye bir sürü havalara girerim. Bütün bunları önce ben selam versem yıkılır gider yani. O da kaçamaz haliyle vermeyecekse de vermek zorunda kalır. Selamı vermek sünnet, almak vacip çünkü. Şimdi bir adam geliyordu karşıdan, benden de bir hayli yaşlı. İşte Müslümanların selam verme alışkanlığı da böyle bir şey. Adam karşıdan gelirken ben böyle gözünün içine baktım adamın. Adam bana yanımdan geçerken selamun aleyküm dedi. Yani selam beklediğimi gösterdim adama. Bu sefer niyeti başkaydı. Önce ben selam vermedim. Adam selamun aleyküm dedi ama her ikimiz de yürüyoruz ya. Adam beni geçti. Cevabımı beklemeden ben onun arkasından omuz omuza geçerken ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim. Adam durdu. Geriye döndü. Adamın durduğunu ben hissediyorum. Ben de döndüm. Allah senden razı olsun dedi. Şimdi ne kadar hoşuna gitmiş. Adamı yolundan durdurdu. Geriye çevirdi. Ve bana dua etti. Yani ne kadar memnuniyet verici bir şey. Selama da hazır olmak lazım tabi. Laf lafı açıyor. Rahmetli dedem anlatıyor. Gençliğim zamanında kabadayım diyor. Bizim Hattab'tan Andırna doğru bütün yollar oradan geçer. Karşımdan bir adam atına binmiş. Belli ki Andırın tarafına giden bizim tanımadığımız bir insan. Yakın yerlerden olsa ben tanırım diyor. Bu muhitin insanlarını bilirim diyor. Efendim ben de böyle elim arkamda kabadayı gidiyorum. Adamın yanına varınca böyle baktım. Bana selam versin diye diyor. Adam selam vermedi diyor. Kafam bozuldu diyor. O zaman deli anılık var, kabadayılık var. Bahale emme dedi diyor. Niye selam vermeden geçiyorsun? Atın üstünde sensin, sen selam vereceksin önce dedim diyor. Adam dedi ki evlat selam alacaksan önce elini arkandan indir. Kabadayı kabadayı bakmaya bırak. Şöyle selama bir hazır ol. Ondan sonra selam bekle dedi diyor. Ha valla baktım adam haklı. Peki ya kusura bakma dedim. Ya indirdin diyor. Adam da selam verdi gitti diyor. Şimdi değerli kardeşlerim bir selam deyip geçmeyin. Bu toplumu birbirine yaklaştıracak olan bu selamdır. O yüzden Peygamberimiz yaptığınız zaman sizi birbirinizi sevdirecek bir şey öğreteyim mi? Öğret ya Resulallah diyorlar. Selamı yayınız diyor. Tanıdığınıza da tanımadığınıza da selam veriniz diyor. Şimdi laf lafa açıyor. Açmasında da bir mahsur yok. Sohbet ediyoruz zaten. Şimdi çarşıda giderken eğer karşılaştığında selamünaleyküm, selamünaleyküm, selamünaleyküm yetiştiremezsin. Yanından insanlar akıyor. Ama seyrek olduğu yerde vermek lazım. Ben bir gün dört yola gittim. Orada bir akrabam vardı. Dört yolda indim. Dört yolun az yukarısında bir köye gideceğim. Dediler ki şuradan bir tür yürürsen varırsın o köye dediler.
Belki bir 20-30 senelik öncesinin lafı. Ben de Maraş hesabıyla derin derin düşünerek ne kadar yürürüm falan diye böyle gidiyorum. Selamun aleyküm dedi birisi. Ve aleyküm selam dedim ben. Karşıdan bir tanesi daha geliyor. Ben gene selam vermedim. Böyle düşünerek gidiyorum. Adam gidiyor ki selamun aleyküm dedi. Lan dedim bunların hepsi selam veriyor ya. Öyle bir utandım ki. Benden yaşlısı da bana selam veriyor. Köye varınca dedim arkadaş böyle böyle garip bir manzarayla karşılaştım. Ben şehirde beni kimse tanımaz. Biraz da işte yorgunluk havası. Ben selam vermeden herkes bana selam verdi bu. A burada selam çok yaygındır dediler. İnsanlar birbirlerine selam verir. Ne kadar güzel bir şey. Evet. Mevzuya nereden gelmiştik? Birisi bize seslendiği zaman ona güzel bir şekilde cevap vermek. Nazik ve gönül alıcı cevap vermek. Bir hadis-i şerif daha okuyalım inşallah. Ma yakulu izâ gîle lehu keyfe asbahte. Size birisi keyfe asbahte nasıl sabahladın diye sorarsa ona ne denileceği cevabı. Babı. 188 numaralı hadis-i şerif. İmam Nesai'ye Amr bin Ali haber vermiş. Akbarana Amr bin Ali diyor. Senet gidiyor. An Ebi Hureyre radıyallahu anh'tan. Kale dedi ki, Dahale girdi Ebu Bekir, Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh girdi. Ala Resulillahi, Resulullah'ın huzuruna sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale lehu, ona dedi ki, Keyfe asbahte ya Resulallah, nasıl sabahladın ya Resulallah dedi. Evet. Demek ki peygamberimiz de bazen nasıl sabahladınız, ne rüya gördünüz, haliniz, vaktiniz nasıldır manasında bunu soruyor. Nasılsınız, iyisin, iyi misinizden daha öte bir şey bu. O manaya da gelir, ondan öte bir mana da var. Keyfe asbahta ya Resulallah? Kale. Ha şurayı göremedim de ben onu arıyordum. Kale. Dedi ki, yani Peygamberimiz bu soruya şöyle cevap verdi. Salaha ya da salihun min raculin lem yesbah, lem yusbih saimen ve lem yu'id maridan ve lem yettebi cenazeten. Salih, daha salih, daha iyi. Salih amel diyoruz ya arkadaşlar, iyi amel manasına. Salih, daha iyi. Min racülün, o adamdan ki, lem yusbih saiman, oruçlu olarak sabaha çıkmamış. Oruçlu olarak sabaha çıkmayan adamdan daha iyiyim. Eğer bir adam oruçlu olsaydı, öyle sabaha çıksaydı, o daha iyi olacaktı yani. Velem yu'it, iade etmemiş ya da ziyaretine gitmemiş maridan bir hastaya. Hasta ziyaretine gitmemiş birisinden daha iyiceyim. Velem yettebi, ittiba etmemiş, tabi olmamış. Cenazeten bir cenazeye tabi olmamış. Bir cenazeyi götürmemiş. İnsandan daha iyiyim dedi. Çok ilginç bir cevap değil mi arkadaşlar? Yani bir adam ki oruçlu sabaha çıkmamış. Çıksaydı keşke daha iyi olacakmış. Buradan güne oruçlu başlamanın faziletini öğreniyoruz. Velem yu'id, iade etmemiş veya ziyaret etmiş maridan bir hasta ziyaretine gitmemiş. Gitseydi o adam daha iyi olacaktı yani. Ama gitmeyen adamdan daha iyiyim ben diyor. Velem yettebi cenazeten, cenazeye tabi olmamış. Cenazeye tabi olmak.
bir vazifedir değerli kardeşlerim. Cenazeye karşı, ölüye karşı vazifelerimiz var. Çok yakın arkadaşımızla ölürken başında bulunmak, ona dua etmek, zikrullah ile la ilahe illallah hatırlatmak ya da Yasin okumak. Efendim vefatında hemen cenazesini hazırlamak, yani yıkamak, kefenlemek, götürüp namazını kılmak ve Müslüman mezarına defetmek. Bütün bunlar Müslümanların, Müslümanlar üzerindeki hakkıdırlar. Ve bunlar çok büyük sevaptırlar. Bunu yapan insan çok büyük sevap alır. İşte Peygamberimizle nasıl sabahladın deyince Peygamberimiz diyor ki, efendim oruçlu olarak sabaha girmeyenden, bir hastayı ziyaret etmeyenden ya da cenazeye tabi olmamış olandan daha iyiceyim diyor. Ve böylece bu işleri yapanların aslında yapmayanlara göre ne kadar faziletli olduğunu anlatmaya çalışıyor. Çok enteresan bir iş. Evet. İnsanın sağlığı yerindeyse oruç tutmalı. Hastaları ziyaret etmeli. Cenazelerin de mutlaka tabi olup götürmeli. Namazını kılmalı. Müslüman mezarlığına def etmeli. Değerli kardeşlerim, burada duralım inşallah. Bugünkü nasibimiz de bu kadarcık olsun. Allah Celle Celaluhu sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun öğrencileri Ashab-ı Kiram'ın o güzel huylarından bizleri de nasiplendirsin inşallah. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.